Konuşmacılara ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle süreye çok özen gösterdiğiniz ve süresi içerisinde tamamladığınız için. Şöyle, isterseniz bir 10 dakikalık daha süremiz var. Bu süre içerisinde de konuşmalarınız esnasında dillendiremediğiniz ya da o sırada atlamış olduğunuz hususlara değinerek devam edelim. Nusret Bey'in tamamladığı gibi biz de Aklı Selim'in hakim olmasını istiyoruz. Aklı Selim'in bu sefer galip gelmesini ve projeden vazgeçilmesini istiyoruz. Ama Aklı Selim inşallah buraya değil Ankara'dakilere de bir gün uğrar. İstanbul, Aklı Selim bir şekilde Kanal İstanbul'u konuşmaya devam ediyor. Nasıl hocam, sizden başlayalım mı Naci hocam? Eklemek istediklerinizi alalım. Ya onu alayım da ben. Bu Kanal İstanbul televizyonlarda yani çok insan tarafından tartışılıyor. Bu işi bilen de bilmeyen de bilmediği konular da dahil çok şeyler söyleniyor. Tamamen bir siyasi araç haline geldi. Bir inatlaşma var. Bir taraf destekliyor, öbür taraf onun karşısında. Maalesef televizyonlarda bu işi yapanlar destekleyen niye desteklediğini bilmiyor doğru dürüst. Dediklerinde yanlış var. Karşı duranlarda da benzer şeyi görebiliyoruz. Tabii ama herkesin de ağzında bilim insanları, bilim insanları diyorlar. Bu ne şeymiş bu bilim insanı? Ben onu da anlamıyorum. Yani bilimde elbette karşı görüşler vardır. Yani karşı görüş de şöyle olabilir, elinizdeki verilere göre o verilerin yorumunda, verilerin niteliği gereği belki bir farklılık oluşabilir. Ama bir yerde zemin çürükse bir başka bilim adamı gelip orada zemin sağlam demez. Bakın Haluk Bey de gösterdi daha ayrıntılı olarak, bu kanalı yaparsınız, yani yapmayacak bir şey yok. Bugünkü teknoloji böyle kanalı yapabilir. Ama yapacağınız kanalın zemini uygun ise, yapacağınız kanalın deprem koşulları uygun ise, ülkenin ekonomisi uygun ise, başka dertleriniz yok ise ve hele hele deprem beklemiyor iseniz yaparsınız. Büyük de bir risk olmazsa bizim için düğün bayram yapılsın. Ama benim içime sindiremediğim çok basit bir hesapla İstanbul'da ben desem ki %99 binalardan insanların burnu kanamadan çıkacak. %1'i bana verin, %1'i. %1'i fazla mı diyorsunuz? %0.5'inde felaket olur desem %0.5'i bile 250 bin insana denk geliyor. Ya biraz akıllı olalım. 250 bin, 500 bin insanın, ben hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın milyon rakamını telaffuz ettiğini ben duydum. Şimdi yüz binlerce insanın can güvenliği tartışılırken, daha deprem olmadan bir temel kazdığınızda evler sıra sıra çökerken, bu kadar sorunlarımız varken, yani soru şu olabilir, İstanbul'u depreme hazırlayalım mı diye. O zaman bu işin muhalefeti de olmaz, karşı görüşü de olmaz. Hep beraber söyleriz. Şimdi hiç kimse bizden kanala muhalefet etmememizi bekleyemez. 99'dan bu yana 20 senedir ben bağırıyorum devamlı, deprem geliyor. Canımızı, varlığımızı, çoluk çocuğumuzu koruyalım. Önlem alalım diye. Bilimin gereği bu değil midir? Bu ülkenin bilim insanları bunu söylüyorlar. Şimdi hiç bunlar söylenmemiş gibi, oturup Kanal İstanbul'u tartışalım. Kanal İstanbul çok önemli olabilir. Boğazı korumak da önemli olabilir. Ama önemde bile öncelik vardır. 250-300 bin insanın can güvenliği mi? Yoksa Boğaz'ın belirli periyotlarda olabilecek kazaya binaen konuşacağımız güvenlik mi? Her ikisini de önemliyorum.
Ama öncelik burada önemli. Yani neden şimdi bunu söyleyince, bunu söyleyen bilim adamlarını sanki böyle, yani söylemekten bilemiyorum ama biz bu ülkenin insanlarıyız. Bir bilim adamı toplumunun yararına, ülkesinin yararına çalışır, onları söyler. Söyleyen de doğru olan şeylerdir. Yani söylemeyin, konuşmayın. Yani nasıl olacak bir bilim adamı olarak ben 20 sene depremle uğraşmış, denizlerde çalışmış bir bilim adamı olarak Kanal İstanbul veya deprem tartışılırken yani susarsam bu olur mu ya? İçimize sindirebilir miyiz bunu? Onun için bu kanalın yapılmasının tartışılması bile abestir. Bunu ortadan kaldırmak lazım. En önemli proje, en çılgın proje İstanbul'u gelen depreme hazırlamaktır. En doğru olan budur, bunu yapmak lazım. Buyurun, isterseniz sırayla gelelim. Peki. Buyurun. Yani konseptimizde öyle bir şey olmadığı için soruları ve görüşlerimizi foruma saklayacağız. Peki. Değerli katılımcılar, ben de hocamın kaldığı yerden devam edeyim. Şimdi 99 depreminden o zamanlar buradaki değerli hocalarım da burada ne deniyordu? 30 yıl içinde tabii ki bunun artı ve eksisi de olmak kaydıyla İstanbul büyük bir deprem bekliyor. O günden bu yana kentimizde epey çalışmalar yapıldı. Sayın hocam, burada deprem master planı hazırlandı. Peki bu proje hayata geçirildi mi? Aradan 20 sene geçti. Bir adım daha atamadık. Evet, Eylül ayında 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, 2018'de yaptırdığı bir çalışma. Aynı şekilde AFAD'ın da yapmış olduğu çalışmanın sonuçları, rakamlar birbirine yakın. Beklenen büyük Marmara depreminde 48 ile 50 bin bina anında yıkılıyor. Yani yerle bir oluyor. Halk deyimiyle yassı kadayıf şekline geliyor. 50 bin bina. İki kurumdan rakamları birbirine yakın. 250 bine yakın bina orta ve ağır derecede hasar alıyor. Rakamlar bu kadar çok net. Evet, Eylül'den bu yana kamu kurumu yetkilileriyle toplantılar sık şekilde yapılıyordu. Ama şimdi toplantı periyotlarına bakıyoruz, uzadı. Çünkü herkes kulağının üstüne yatıyor. Bu konunun unutulması isteniyor. Ortaya Kanal İstanbul diye çılgınca bir şey çıkarttılar. Bizleri meşgul edip duruyorlar. Evet, İstanbul büyük bir deprem bekliyor. Bu depreme bir an önce hazırlıklı hale gelmeliyiz diyorum. Bunun çalışmalarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminden beklediğimizi ifade ediyorum. Soru var mı? Soru var mı dersin? Soru çok hocam. Alalım mı soru başkan? İsterseniz alalım, 10 dakikamız var ama bitirmek. Peki. Için. Benle ilgili bir soru var mı? Benim konumla ilgili. İsterseniz topluca soruları alalım hocam. Siz sorularla devam etmek istiyorsanız topluca soruları alalım. Devam edelim. Depremle ilgili. Buyurun. Ama şunun altını çizeyim. Katkı değil, soru istiyoruz. Buyurun, oradan başlayalım. Sırayla devam edelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ali Kahraman, Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şimdi bazı spekülasyonlara girilmesini istemiyorum açıkçası. Yani bilimin, siyasetin vesayetine sokulmasına da karşıyım. Bu projenin teknik yapılabilirliği konusunda tartışmaları, biraz da mesleki alanımda patlayıcı mühendisliğine çektiğiniz hocam, orada büyük eksiklikler var. Sizin sunumunuzda da, chatte de, dediğiniz rakamlar çok küçük. Daha büyük rakamlarla patlatma yapılıyor. 10 ton değil, 100 ton civarında olacak. Havaalanında biliyorsunuz günde 350 bin. 350 bin metreküp günlük günde kazı. 10 ton deniyor. Çet raporunda günde 10 ton. Yetişmez o. Havaalanı yapılırken 350 bin metreküp günlük kazı yapıldı. Deprem etkisi de minimum seviyededir. Depreme etkisi söz konusu değil. Biliyorsunuz gecikmeli patlatma yapılıyor. Ama ben mesela neye karşı çıkabiliriz?
şunu diyebilirim, ben orada 50 milyar dolarlık bir yeraltı servetimiz var, enerji maddeleri var, ondan dolayı karşı çıkabiliriz. Başka stratejik nedenlerle karşı çıkabiliriz ama teknik yapılabilirlik konusunu ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ediyorum. Katkınız için teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben her soruyu cevaplamayacağım. Bir iki soru alıp hakkımı Murat Hoca'ya devredeceğim. Efendim? Evet, katkı dansa sorusu. Hanımefendi bir soru soracak. Buyurun. Merhabalar hocam. Ben son derece basit bir şey sormak istiyorum. Ada olarak İstanbul kalırsa tsunami etkisi depremde ne şekilde olur ve kıyılar, boğaz kıyıları nasıl etkilenir ve kaç milyon insan ölür? Çünkü ama sizin diyaloglarınız televizyonda da yayınlanabilir. Şimdi elimizde öyle bir sayı yok. Aslında 2007'de Büyükşehir Belediyesi Japonlarla beraber bir çalışma yaptı. Orada da tsunami hesapları yapıldı. Yani verilen rakamlar bize suyun karadaki yüksekliğiyle ve içeri girme miktarları ile ilgili. Dolayısıyla mesela 1000 metre girecek yer var, hiç girmeyecek yer var. Yani Ortaköy'e 1000 metre deniz suyu girebilir mi boğazdan? Şeyde yapılan hesaplara göre bu ÇED raporunda Çekmece Gölü'nden 1000 metre içeri giriyor. 2000 metre içeri giren yer var. İçeri giren yer evet. Var. Peki biz bir muammanın içindeyiz yani. İstanbul Boğazı'nda sarayların İstanbul ya da Boğazı, tabii öyle bir depremde etkilenmeyeceğini İstanbul de. Çünkü 3 tane titreşimle birlikte titreyerek sarsılıyor. Biliyorsunuz 3 tane faz gibi düşünelim bütün bunları. Deprem, ben de jeodezi okudum. Birbirine yakındır meslekler. Jeomorfoloji, jeofizik hepsi. Birini evet. Okuyan diğer diğerleri konusunda da bir researching, bir araştırma yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Biz burada 1600 yıllık bir müzekentten bahsediyoruz. Efendim? 1600 yıllık bir müze kenttir İstanbul. Evet. Evet, İstanbul kıyılarında evet. Yaşıyoruz. Yani 5 metre yüksekliğinde bir tsunami'yi evet. Hayal edebilirsiniz içerilere girdiği evet. Zaman ne olacağını. Evet. Anlatabildim mi? Yani saraylar, anıtlar, ama bunda bütün tsunami'yle, her yer. Tsunami'yle ilgili çay içerken aşağı düşeceğiz. Bir dakika. Demek. Tsunami'yle ilgili bir kayıp hasar şeyi yok. Hikayesi yok raporlarda. Yani şu kadar insanı etkileyecek, şu kadar binayı etkileyecek ama diye böyle bir... Ama depremde 7 milyon insanı inşaat... Deprem için hesaplamışlar. Evet. Yıkım anlamında hesaplanmış evet. Ama tsunami girdikten sonra bir kayıplar olsa bir bakalım. Senaryo yok şu anda. Hayır, 7 milyon insanın can riski çok önemli değil midir? Efendim, çok önemlidir değil mi? Hesabı ben yapmıyorum. Zaten hepimiz yani, aynı yolun... Senaryoyu yapanlar bunu ortaya koymamışlar. Koysalar iyi olurdu. Teşekkür tamam, ederim. Çok teşekkür ederim. Şurada iki söz var. Sizlerden de çok kısa. Meftun Bey ve arkasında. Meftun Gürdallar, makine mühendisi. Ben İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı meslektaşıma sormak istiyorum. Bu Kanal İstanbul üzerine 10 tane köprü yapılacağı öngörüldüğü ifade edildi. Bu köprülerin, yani umarım biz bu projeyi durdurabileceğiz. Daha önce akla bilime aykırı olduğu hep konuşulan 3. havaalanı ve 3. çevre yolu köprülü olayını durduramadık. Çok da verimli olmadığını düşünüyorum. Ancak bu Kanal İstanbul'u ola ki durduramazsak, üzerine yapılacak 10 tane köprünün maliyeti nedir? Bu köprü maliyeti kimden çıkacak? Yap işlet devret modeliyle yapılırsa ömür boyu biz bunlara para mı ödemek zorunda kalacağız? Vatandaşın cebinden çıkacağını düşündüğüm için bu işin doğrudan ilgileneceğini belki vatandaşa böyle anlatabiliriz. Çünkü hakikaten hayatımıza çok büyük anlamsız yükler getiriyor bu yönetim anlayışı. Bu köprüden doğan ekstralar ne olacak? Trakya'ya, Silivri'ye, Kumburgaz'a gitmek için ilave köprü geçiş bedelleri mi ödeyeceğiz mesela olursa? Bir konuda bu aklıma geldi. Teşekkür ediyorum. Peki, şöyle ki. Başkan cevap veriyorum. İsterseniz ben söyleyeyim direkt şeyi. Maliyeti şu anda hesaplanan maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu köprüleri yapacak. Çünkü o ana arterler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde ve hizmet biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir'de. 15,5 milyar TL gibi bir rakam 8 köprü planlanıyor üstüne. 15,5 milyar TL gibi bir rakam. Bu rakam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bu yıl onaylanan bütçenin 21 milyar TL olduğunu düşünürseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin
%75'i kadar bir rakam. Bu kimden çıkacak? Tabii ki bizlerin cebinden çıkacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı olarak yaşayan 16 milyonun cebinden çıkacak bu rakam. Tabii ki. Yani ya, tabii ki yap işlet devlet modeli seçildiği için kamu ortaklığı adı altında bir proje üretiyorlar. Buradan geçilecek olan köprülerde geçiş ücreti olacak. Hem de böyle şu andaki birinci köprüdeki rakam gibi değil, oldukça büyük dolar ve euro bazında rakamlarla geçiş olacak. Esas sıkıntı zaten burada. Siz burada bir ada oluşturuyorsunuz. Adanın bir yanında oturan kişi var. Ailenin yarısı öbür tarafta. Her gün gidip gelirken parayı ödeyecekler. Ben de bir ek yapayım. Bizden çıkacak. Ben de bir ek yapayım. Geçenden de alacaklar, geçmeyenden de. Bir soru hanımefendi. Ben çok kısacık hocalarımızın konuşmalarından minicik örneklerle bir soru sormak istiyorum. Örneğin dendi ki kanalın dibi rigid bir şekilde betonla kaplandığında işte bir deprem esnasında bu kırılacak ve çok büyük felaketlere yol açacak. Nasıl bir önlem aldılar bilmiyorum. Bir diğer hocamız işte tsunami esnasında Karadeniz'den gelen suları durdurmak mümkün değil. Bunun için ne düşünüyorlar bilemiyorum. Acaba biz bu soruları CİMER'e veya ya, herhangi bir şeye gerekiyorsa halkın evet, desteğini arkaya alarak sorabilir miyiz? Veya hocalarımız bu tür sorular basında, televizyonda konuşmalara katıldılarsa sordular mı? Şimdi bir cevap geldi mi bununla ilgili? Chat raporunu devamlı okuyoruz, böyle hatmediyoruz. Kendimizle ilgili olmayan konuları da meraktan okuyoruz. Mesela deniyor ki tsunami geldiğinde işte gemiler birbirine çarpacak. Eğer önceden alarm verilirse gemiler daha uygun bir limana yanaşacak, demir atacak falan gibi şeyler söylüyorlar. Aynı zamanda deprem sırasında kıyıların kenarındaki şevlerden toprak akması olacak ve gölün içindeki çamur yine etkilenecek ve akacak. Depremden sonra bunları temizleyeceğiz, tekrar tarayacağız diyorlar mesela. Yani akla ziyan işler. Tabii ki büyük bir depremde o kanalın yanlarına ve tabanına yapılan beton kalıplar ne duruma gelir bilmiyorum ama herhalde büyük bir depremde ciddi şekilde etkilenecek. Yani o zaman kanal kapanacak tabii. Yani okudukça şaşırırsınız. Çok enteresan şeyler var bu chat raporunda. Böyle şaşırdığınız şey okuyun. Bunları okuduğunuz zaman aklınıza takılan şeyleri lütfen CİMER'e sorun yani. CİMER'e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü mü ne o? Oraya yazın, sorun. Bakalım ne cevap verecekler, ben de merak ediyorum. Evet, çünkü ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak gemiler değil, benim canım ilgilendiriyor beni. Yani gemilerin çarpışması değil de Karadeniz'den ben ilk defa duydum. Peki sizden. O çarpışan gemilerde yani zehirli madde, tehlikeli madde varsa muhakkak ne olacak? Muhakkak var ama benim anladığım kadarıyla sizlerin anlatmasından çok daha büyük sel felaketleri falan bekliyor İstanbul'u. Yani Karadeniz'den gelen suyun durdurulamaması ne demek? Mesela bir jeolog arkadaşım bana dedi ki yeraltı sularıyla ve taşkınlarla da ilgili özellikle kanalın bazı yerlerinde aşırı ani yağışlarda biriken su nereye gidecek, nereye direnedilecek? Bunların hepsi kanala şevlerden akarak, yıkarak ilerler gibi şeyler söyledi yani bir jeolog arkadaşım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Son 3 soru alacağım. Önden siz çok uzun zamandır el kaldırıyorsunuz. İyi günler efendim. Saatler ilerleyince katılımcılar çok azaldı. Tarihi bir gün yaşıyoruz.
bu İstanbul'un geleceğini tayin etmek için yapılan bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Benim konuyla ilgili Haluk Bey'e ve Naci Bey'e bir ilave yapmak istiyorum. Bu göstermiş olduğunuz gölle ilgili Marmara'nın kuzeyinde iki tane gölümüz var. O kadar eşsiz ve güzellikteki göller ki bunları harcamak çok yazık olur. Her bakımdan ekonomik, tarım, diğer sosyal yaşam ne derseniz deyin. Bu teknik olarak baktığımızda bu göllerin oluşması için bir neden var. Niye burada iki tane göl oluştu da başka yerde oluşmadı? Ben İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden emekli oldum. Simav Balko, öncelikle kendimi tanıtmadım ama şimdi tanıtıyorum. Efendim, faylardan dolayı bunu mesleğe yakın olan kişiler bunu çok iyi bilir. Bu kuzey batı, güney doğu yönlü ana gidişli faylardan kaynaklanan göller var. Tabii ki bunlar ilk oluştuğu zaman göl şeklinde değildi, körfezdi. Bunların bir evrimi var ve bu noktaya gelindi. Ben şimdi bunun üzerinde şu şekilde duruyorum. Bu kuzeybatı, güneydoğu ana gidişli faylar bile bu Kanal İstanbul'un yapılmasına engeldir. Yani bu faylardan ötürü yapılmaması lazım. Bunların bir kısmı aktiftir, bir kısmı da pasiftir. Bunlara ek olarak gerek Naci Bey, gerek Haluk Bey haritalarda göstermedi. Kuzey Anadolu fayına çapraz yönlerde makaslama kırıkları var. Bu bir tanesi egemen olduğu için herhalde göstermiş olabilirler. Diğer yönlü kuzeydoğu güneybatı gidişli makaslamanın diğer kolu olan bu faylar daha küçük boyutta ve daha az sayıda. Yani ikinci derecede. Dolayısıyla bunu da ilave etmek lazım diye düşünüyorum. Bu şeye. Gerçi bu öteki fayların gidişleri zaten buna bir nedendir. İkinci konu, başka konu daha. Bu şeyler deniz dibi çalışmaları. Sizden hızlıca Pir alalım. Reis'in yapmış olduğu sizden çalışmalar. Sizden çok hızlıca tamamlamanızı. Göllerin güneyindeki kesimde. Beni duymuyorsunuz da. Fayların birleştiğini görüyoruz. Bu fayların birleştiğini, yani bunların cinsi hakkında herhangi bir şey belirtilmedi. Gerçi konuya belki çıkar diye belirtilmemiş olabilir. Bunları ben negatif veya pozitif flower structure olarak, yani negatif ve pozitif çiçek yapısı olarak nitelendirmiştik. Ya daha doğrusu var böyle bir fay türü. Bunun uygulamasını 1993 yılında İzmit Körfezi'nde yine Kuzey Anadolu fayının geçtiği yerde bunları gördük ve yayınladık. Bunlar doğrudur. Bunları da ilave ettiğimizde daha fazla olumsuz nitelik ortaya çıkmaktadır. Benim ricam bu fayların acaba ne tür faylar olduğunu açıklayabilirler mi bunlar hakkında? Ve bir de tsunami konusuna değineceğim. Valla bu 1999 yılında arkadaşlardan rica olan depremin arkasından, aslında çünkü 6 dakikadır size söz verdik. Depremin diğer, arkasından diğer soru soracak katılımcıların depremin arkasından ne yazık ki gasp ediyorsunuz. Marmara Denizi'nde bir tsunami oluşmadı. Bir. İkincisi, İzmit Gölcük bölgesindeki çökme yerinden dolayı oluşan dalga hareketi nedeniyle herekede Darıca'da bir metre yükselti oluştu. Yani bir tsunami diyemeyeceğim. Yani içimden
Ancak tsunami'nin denizaltı heyelanlarıyla olabileceğini, paylardan ötürü tetiklenmesinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. O da zannediyorum Silivri'nin açıklarında, deniz dibinde olacağım deltanın heyelan nedeniyle kaymasından kaynaklanarak güneye doğru hareketini sağlamış olacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok çok kısa 10 saniyelik sorular lütfen. Tamam, beyefendi siz ve orada hanımefendi ve siz. Yani başka soru almayacağız zaten. Ama çok kısa. Buyurun sizle başlayalım, oraya dönelim, sonra bu tarafa geleceğiz. Ben çok kısa iki ana konuya geleceğim. Birincisi, Sayın Görür'ün söylediği asıl tehlike deprem. Ona konsantre olalım bütün kafamızla. İkincisi, beyler, Marmara Denizi ölüyor. Kanal ancak onu hızlandırabiliyor. Yani kanal olmasa bile Marmara Denizi ölüyor ve buna tepki gösterelim. Gerekli şeyin yapılması için çalışalım. Öncelikli deprem. Evet. Ve sizin Sayın Güngör Hocam zaten çözümü söylüyor. Şey yapmıyor yani, bildiri yayınlamıyor. Sizin uyarınızla farkına vardım. Evet, biz bayağı erkek erkek olmuşuz burada. Keşke düzenleyen arkadaşlar aramıza kadınları da davet etselerdi. O hanımefendi. Söz veriyor musunuz? Aldım mikrofonu bak. Söz verdik zaten mikrofonla ha, birlikte. Ben görmedim. Şimdi teşekkür, katkı falan hiç o durumda değilim. Hayır hayır, katiyen benim konum falan değil. Naci Hocam harikaydınız. Şunu soruyorum. Bu Marmara'ya en yakın yavru fayın ana, hani lineer rim track kırılımlı ana fay hattına en yakın noktanın uzaklığı nedir? Bunu niye soruyorum? Geçen gün bir profesör 8 kilometre canım ne olacak bundan bir şey olmaz dedi. Soru bir. Soru iki. Celal Şengör ne diyor? Bir dedi ki bu kanal tek başına depreme sebep olmaz dedi. Zaten siz de öyle söylüyorsunuz. Başka olması halinde şöyle şöyle olur diyorsunuz. Yani tezi ne? Nedir bu muhalefet? Soru üç. Referandum işi çok riskli. Şu kurultayda bile rakamlar havada uçuşuyor. 8 köprü, 10 köprü, 100 milyar dolar, 300 milyar TL, işte bilmem 500 bin nüfus, 2 milyon nüfus bilgilenmeden referandum arıza. Ben evet. Alayım cevapları, bu kadar. Şimdi bu kanalın fay hattına uzaklığı, kanalın Marmara ucunun uzaklığı aşağı yukarı 8-10 kilometre, 10 kilometre diyelim, içerisinde olacaktır. 10 kilometre, bu bir. Kırılacağını düşündüğümüz fay, 7.2 minimum deprem üretirse, o fayın etki alanı 100-200 kilometreden hissedilir, duyulur. 10 kilometre cehennemin dibidir, fayın bizzat içidir. Öyle doğrultu atımlı faylarda, en tehlikeli yer kafadan 20 kuzeyine 20 güneyine çizerler ve oralar fayın kendisidir. Dolayısıyla kanalı eğer rigid yaparsanız Marmara'dan Karadeniz'e gitmek için küçük çekmecenin kuzeyine Sazlıdere'ye kadar kanalın tabanını da yanlarını da rigid, demirli, dayanımlı, betonlu, izolasyonlu, aklınıza gelen her şeyi yapacaksınız. Şimdi rigid olduğu takdirde çürük, yumuşak bir zeminin içerisinde rigid bir cismi düşünün. Depremin o şiddette onu sarsması, o kıta sahanlığını parçalayan fayların hareketlenmesi esnasında o rigid cismin düşey ve yanal harekete toleransı yoktur. Yani düşey kalkıp veya yana doğru biraz hareket etse kırılır. Kanalı parçaladığınız zaman da deniz suyunu durduramazsınız. Topografya bağlı olarak o suyun nereye gideceğini Allah bilir. Biz de biliriz de yani sıkıntılı. Bir diğeri de o bölge en fazla heyelan olacağı yer. Bugün bile duramayan bir yerde bu şiddette bir depremde
sizin şelfiniz ne olursa olsun şeviniz. En fazla zaten 200-250 metre genişliğiniz var, her neyse. Şimdi buradan hareket eden bir kütle, öyle çok büyük de olması gerekmiyor. Kanal zaten 20 metre. O kanalı bir yerden doldurduğunu, bir yerden tıkandığını kanalın düşünün. Devamlı da su geliyor. Şimdi orada kanalın kendisi bir baraj oluşturabilir. O takdirde de gelen deniz suyunun nereye gideceğini yani yine düşünmek lazım. Dolayısıyla şimdi bu yapılabilir proje. Yani niye yapılmasın? Japonya'da her şeyi yapıyorlar ama bak Japonlara rağmen o son depremde neler oldu? Yapılabilir ama bu kadar riski, bu kadar pahalıya mal olacak ve bizi korkulu rüyada gece uyutmayacak bir yapıyı deprem beklediğimiz zamanda, ekonomik kriz zamanında niye yapalım ya? Yani bütün anlaşılması gereken nokta bu. Celal'e gelince, Sayın Celal Şengör, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli, önde gelen bilim adamlarından biridir. Duayendir. Onun bilgisi, ilmi önünde de ben saygıyla eğilirim. Dolayısıyla söylediklerini dinlemek lazım. Celal adına söylenenlerin çok şeyi yanlıştır. Ben Celal'in onları söylediğini düşünmüyorum. Yani Celal gelip de burada zemin öyledir, burada böyledir demez. Celal'in dediği orada yani kanalda aktif bir fayı görmüyoruz ki doğrudur. Bizim gördüğümüz kıta sahanlığında tespit ettiğimiz Haluk'un da anlattığı belki bu içeriye biraz giriyordur. Celal bunu diyor. Bir de Celal diyor ki bu depremi tetiklemez. O da doğru. Yani Celal keşke gelseydi buraya. Eminim bizi çok daha iyi aydınlatabilirdi. Dolayısıyla Celal'e özen göstermek lazım. Yani sivri konuşabilir ama bizim arkasında durmamız gereken değerli bir bilim adamıdır. Teşekkürler hocam. Müsaadenizle son bir soru alıyorum, sonra da oturumu kapatıyorum. Buyurun, söz sizde. Hocam galiba hükümet de eksik bilgiyle hareket ettiğini kabul etti. Son araştırmalara göre, siz daha iyi biliyorsunuz konuyu, Tuna Nehri Romanya'dan çıktıktan sonra Bulgaristan'ı kıyıdan takip ediyor ve o devasa kütle bir tren gibi düşünün, hani çoklu bir katar gibi düşünün. Direkt o uygun pozisyondaki kanal açıklığından içeriye girecek, deprem olmasına bile gerek kalmadan devasa bir su kütlesi kendini itecek. Ve o Batı Cairo'yu çeviren en önemli su akıntısı bildiğiniz gibi. Yani Karadeniz'in Batı Cairo'su eğer bu dağ batı kısımda etkisizleştirirse zaten hiçbir gemi orayı kolay kolay tırmanamadığı gibi Karadeniz'i ve Marmara'yı da rezil kepaze etmiş oluruz. Ve birçok canlıyı ve diğer ülkelerin de hakkını yemiş oluruz. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Şimdi bana hitap ettiğin için söylüyorum. Ben özellikle girmedim o konuya. Çevre konusu diye. Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak demek bu yeni kanalın Tuna Nehri'nin Orta Avrupa'dan taşıdığı bütün ağır yükleri, bütün kirliliği doğrudan doğruya Marmara'nın içerisine getirmek demektir. Kim ne derse desin. Çünkü oradaki oşinografik şartlar da öyle. Yani Karadeniz'deki oşinografik şartlar bir bakıma Tuna'yı olduğu gibi bu kanalın içerisine getiriyor. Zaten ölü bir deniz, Karadeniz'in 100 metre derinliğinden sonra hayat yok. Marmara can çekişiyor. Ben Marmara'nın 1200 metre dibine daldım. Günde 7 saat oradaki o inceledim, gördüm kirliliği, hayat yok. Marmara öldüm ölecek diye can çekişirken bir de Tuna'yı direkt bağlarsanız siz buraya Karadeniz'in kirliliğini bu ölümü hızlandırırsınız. Bunu yapmayın yani yapmamanız lazım. Söylenen bu. Bu da bilimsel bir gerçektir. Kimse de buna hayır böyle bir şey yok diyemez. Biz bunları söylerken yani laf olsun diye muhalefet olsun diye söylemiyoruz. Bilimsel çalışmalar bunlar. Ölçümler İstanbul Üniversitesi'nin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bütün çalışmaları böyle. Dolayısıyla o dediğin de ayrı bir çevre felaketi tabii. Teşekkürler. Son kez konuklarıma dönüyorum. Var mıdır hocalarım ekleyecekleriniz? Var mıdır ekleyecekleriniz hocam? Mikrofona basın isterseniz.
Mikrofona basar mısınız hocam? Evet, aşağıda. Hemen önünüzde. Yani risklerle nasıl başa çıkacağımızı konuşmak istiyorum daha çok. Yani bütün vermeye çalıştığım mesaj da o yöndeydi. Kanal İstanbul'un herhangi bir katkısı yok. Olabilecek cılız bir katkısının da zaten görmezden gelindiğini çok açık görüyoruz. İstanbul'un risklerini güncel bilgiyle yeniden tanımlamak ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin buna bir an önce soyunması lazım. Bu bilgilerin tazelenmesi lazım ve yeni analizlerimizi yapabilmemiz lazım ki politikamızı belirleyelim. Somut olarak hangi adımlarımızı atabileceğimizi görebilirim. Teşekkürler yani hocam. Şeyim budur, Haluk hocam, var mıdır son katkınız? Evet, bir talebim var. Biz kanalı istemiyoruz. Hocamızda söylediği gibi deprem risklerinin ne kadar azaltılması lazım. İstanbul Deprem Master Planı'nın raflarının verilip uygulanması lazım. Çevre düzeni planı ilan edilmemesi lazım. Teşekkürler. Nusret Bey, söz sizde. Evet, ben de bir şey söyleyecektim ama Haluk Hocam onu en sonunda bir özet halinde söyledi. Ben değerli katılımcılardan şunu istiyorum. Zannederim pazartesi günü biz meslek odaları olaraktan açıklayacağız. Şu an çevre düzeni planı askıda. 30 günlük süresi var ay sonuna kadar. Buna vatandaşlar olarak, bireysel olarak itiraz etme hakkımız var. Bütün vatandaşlarımız itiraz etsinler. Lütfen. Biz meslek odaları olaraktan, kurum olaraktan dava açacağız. Teşekkürler. Yani o ayrı bir şey ama bütün vatandaşlarımız itiraz edebilir. Naci hocam, var mıdır? O chatle ilgili imar ve çevre düzeni planı askısı süreci farklı. Naci hocam var mıdır son sözünüz? Söyledim diyorsunuz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum katılımcılara, izleyenlerimize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Forumumuz Beylerbeyi salonundaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 17 Beyazıt salonunda 17.30'da Beyazıt salonunda. Çok teşekkürler.